Glitch Laboratuvarı. Son sefer Steve'le birlikte Glitch'in reaktör odasında kısılı kalmıştık. Bu bölümde ise Glitch'in çok gizli ve tehlikeli olan laboratuvarını keşfedeceğiz. Peki, içeride ne gibi yaratıklar ve deneyler var? Laboratuvarı nasıl bulacağız? İşte başlıyoruz. Of Steve, buradan nasıl çıkacağız ya? Glitch gitti ama blok koruması hala bozulmadı. Çok saçma. Bilmiyorum rüyaperest. Hiçbir fikrim yok. Abi hadi, nasıl fikrin yok ya? Hiç yok mu şöyle değişik bir gücün şu duvarları kırabilecek? Az düşün bak, kesin bulursun. Aslında bir şey deneyebilirim ama bu çok tehlikeli olabilir. Daha önce hiç bunu yapmaya kalkışmadım. Ya artık ne olacaksa olsun şuradan çıkalım da. Geride dur, bu biraz tehlikeli olabilir. Tamam, buradayım ben, gerideyim. Steve kendini hazır hissettikten sonra Glitch'in enerji topunun aynısından yapmak için çabalamaya başladı. Tam olarak istediği şekilde bir top oluşturamasa da yine de bir şeyler çıkarmayı başarmıştı ama işler tam da istediği gibi gitmeyecekti. Evet, yolluyorum, hazır mısın? Hazırım, hadi yolla bakalım. Hadi! Aa, nasıl olmaz ya? Oğlum, bu Glitch'in blok koruması nasıl bir şey ya? Hiçbir şey kıramıyor şu blokları. Ne bileyim ya, çok değişik bir şeymiş bu. Oğlum ne oluyor? Yer kırıldı. Yerin çökmesiyle birlikte Steve ve ben kendimizi bir çeşit laboratuvarda bulmuştuk. O an anlamıştık ki Glitch'in reaktör üssü aslında dışarıdan göründüğünden çok daha fazlasıydı. Oğlum, hücreden çıktık da bu sefer de saçma sapan bir yere geldik yine. İyi tarafından bak, en azından burada kesinlikle bir çıkış yolu bulabilmemiz lazım, yanlış mıyım? Doğru, yani şimdi illa bir çıkış vardır ya, doğru dedin. İyi, gel bari gezelim o zaman, bakalım sağda solda neler varmış. Böylelikle Glitch'in gizli laboratuvarını keşfetmek için etrafta Steve'le birlikte gezinmeye başlamıştık. Laboratuvar o kadar büyüktü ki kendimizi adeta bir labirente gibi hissediyorduk. Oğlum, burası ne böyle ya, kocaman, şuna bak. Ve ayrıca neden her yerde Glitch kalıntıları var acaba? Bu Glitch manyaklık yapıp mutant yaratık falan üretiyor olmasın? Hayır, saçmalama. Adam az kalsın tüm dünyayı yok edecekti. Mutant yaratıkla mı uğraşacak bir de? İyi hadi neyse, umarım dediğin gibidir. Steve'le biraz daha etrafta dolandıktan sonra işimize yarayabilecek çok önemli bir şeye denk gelmiştik. Bu tüm laboratuvarın düzenini gösteren bir haritaydı. Oha, baksana, sonunda işe yarar bir şey bulduk. Bu harita tüm laboratuvarın planlamasını gösteriyor. Bak, biz tam şu an şu noktadayız, gördün mü? Çıkış da şu aşağı tarafta ama başka çıkış yok gibi gözüküyor. Hadi, ne duruyoruz o zaman, yürü gidelim. Steve ve ben çıkışı bulduğumuz için çok mutluyduk. Sonunda bu garip deney üstünden çıkabilme umuduyla haritanın gösterdiği çıkışa doğru ilerledik ama gittiğimizde gördüğümüz şey tüm moralimizi alt üst etmişti. Hayda, oğlum, biz buradan nasıl geçeceğiz? Şu klonlara bak. Bizi var ya, paramparça ederler, oradan hayatta geçemeyiz. Bu çok kötü oldu ya. Ne yapacağız ki şimdi? Abi bir saniye. Sen önceki sefer bir tane klonun içine girip onu kontrol etmemiş miydin ya? Hadi aynısını yap, direkt kamufle olup aralarından geçelim. Çözüm bana çok açık gibi görünse de aslında olay hiç de öyle basit değildi. Steve'in Glitch'in üzerinde deney yaptığı bu klonları kontrol etmesi Steve için çok tehlikeli olabilirdi ve Steve yok olma riskini göze alamazdı. Bu klonların yapısı normale göre çok daha bozuk. O yüzden bu riski göze almak istemiyorum. Of, doğru diyorsun ya. Bu Glitch'in ne yaptığı belli olmuyor hiç. Riske atmayalım. Aa, peki klonları boşluk boyutuna göndersen olmaz mı? Boşluk portalı açabiliyordun yani, sen hatırlamıyor musun? Bir bakayım, bir saniye. Harika ya. Bir tanesini boşluğa göndersem bile 50 tanesi üstüme koşacak. Bunu yapmam imkansız. Doğru ya, şimdi o da çok sakat olur. Peki şimdi ne yapacağız? Başka çıkış da gözükmüyordu haritada. Ya başka çıkış haritada gözükmeyebilir ama bence kesin gizli bir çıkış falan koymuştur giriş buraya bir yere. Her korku filminde öyle olur yani, gizli çıkış gibi bir şey. Peki tamam. İyi, süper. O zaman şimdi seninle ayrılalım. Kim çıkışı daha önce bulursa öbürüne gelip haber versin, tamam mı? Ve böylece Steve ile farklı yönlere doğru gidip laboratuvardan çıkmanın başka bir yolunu aramaya başlamıştık. Bir süre etrafta gezindikten sonra rastgele denk geldiğim bir odayı incelemeye karar vermiştim ama birazdan başıma geleceklerin farkında bile değildim. Evet, bakalım neler varmış burada. Bir sürü büyük kitabı, iksir şişeleri falan var burada. Araştırma odası gibi bir şey galiba burası. Bir de aklıma şey takıldı, bu kapsül neden böyle kırılmış acaba? Eski bir laboratuvar değil sonuçta burası, yani Glitch daha yeni terk etti burayı. Ha, o ne ya? Ne oğlum? Kaç. Dur, şuraya girmem lazım. Oh, ucuz yırttım ya. Abi bu yaratık ne ya? Eşek kadar, şuna bak. İşte tam bu anda etraftaki Glitch izlerinin ve kapsülün kırık olmasının sebebini anlamıştım. Glitch'in üzerinde çalıştığı mutant yaratık kapsülden çıkıp serbest kalmıştı ve artık peşimdeydi. Burada oturup Steve'in beni kurtarmasını beklemekten başka çarem yoktu. Of abi, işe bak ya. Nasıl çıkacağım buradan şimdi? Aa, Steve geldi. Psst. Steve, buraya bak. Hah, gördü. Ne oluyor burada? Lan dur, konuşma, yaratık sese duyarlı. Seni tek noktada yer bu, sessiz ol. Dur bir ya, tabela falan yok mu burada? Buradan böyle konuşamıyoruz. Aha, buldum.
Yaratık sese duyarlı, ses çıkarma. Hah, oku bakayım. Yaratığı boşluğa atmanın bir yolunu bul. Bence buradan ancak böyle çıkarım. Aklıma başka bir şey gelmedi. Steve tabelaya yazdıklarımı okuduktan sonra kafasında bir plan kurmaya başlamıştı. Yaratığın yanına yaklaşırsa bu onun sonunu getirebilirdi ve bu yüzden yaratığı açacağı boşluk portalına atmanın başka bir yolunu bulması gerekiyordu. Aa, gidiyor. İyi, hadi bakalım. Umarım beni buradan çıkarmanın bir yolunu bulabilirsin ya. Bir süre düşündükten sonra Steve'in aklına laboratuvarın herhangi bir yerinde yaratığı fırlatabileceği bir eşya var mı diye etrafa bakınmak gelmişti. Ve şans eseri laboratuvardaki depoların birinde kar toplarına rastlamıştı. Evet, Steve geri geldi ve elinde kar topu var. Aa, cidden çok zekice. Nereden bulmuş ki kar topunu acaba? Steve kar toplarını mutant yaratığın dikkatini dağıtıp onu boşluğa atmak için kullanmıştı. Yaratık kar toplarının sesini duyar duymaz arkasını dönüp sesin geldiği yöne doğru koşmaya başlamıştı ve Steve'in açtığı boşluğa düşmüştü. Kurtarma operasyonu başarılı olmuştu. Oğlum harikaydı ya, kar toplarını iyi akıl ettin valla. Teşekkürler Rüyaperest. Oh be, harbi iyi kurtulduk ha. Neyse, şimdi işimize dönelim. Buradan nasıl çıkacağız acaba? Hiç gezerken ilginç bir şeye rastladın mı sen? Bir çıkış bulamadım ama kar toplarını ararken klonlarla ilgili çok ilginç bir odaya rastladım. Gel oraya gidelim istersen. Steve daha sonra beni keşfettiği odaya götürmüştü ve oraya gittiğimde gözlerime inanamamıştım. Bu oda klonların üretildiği odaydı. Oha, yani aslında Glitch o klonları böyle üretiyor öyle mi? Demek ki reaktörün çalışmama ihtimaline karşı burada bir B planı hazırlıyormuş. Oha, bu sandıkta değişik bir iksir buldum baksana. Ne diyor üstünde? Antidot. Aa, şimdi anlaşıldı. O an anlamıştım ki Glitch bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı klonları geri dönüştürebileceği bir antidot hazırlamıştı. Ve bu da antidotu kullanarak çıkış yolunu temizleyip buradan kurtulabileceğimiz anlamına geliyordu. Aa, bir dakika bir dakika. Ama bu demektir ki Glitch'in radyoaktif görünümünden kurtulabilmesi için bu antidota ihtiyacı var ve bunun için buraya her an geri dönebilir. Glitch geri dönmeden bunların hepsini alıp buradan çıkmamız lazım. Şöyle alayım hepsini. Tamamdır, hadi gel artık gidebiliriz. Antidotu aldıktan sonra daha önce bulduğumuz çıkışa geri dönmüştük. Artık buradan kurtulacağımıza %100 emindik. Evet, hadi bakalım deniyorum. Umarım işe yarar ya. Şöyle onlara görünmeden hemen fırlatıp kaçayım. Hadi. Aa, işe yaradı. Abi inanılmaz. Klonlar resmen eski haline döndü. Klonları eski haline döndürdükten sonra artık Steve'in önünde onların kontrolünü alması için hiçbir engel kalmamıştı. Daha önce olduğu gibi bir klonun kontrolünü alıp sonra benimle birleşmişti ve bu sayede klonların arasından rahatça geçebiliyorduk. Ama tam laboratuvardan kurtulduğumuzu zannettiğimiz anda işler yine karışmaya başlamıştı. Hadi Steve, çok az kaldı. Neredeyse kurtulduk. Lan bu ne? Oğlum biz bunu boşluğa atmadık mı? İki tane mi varmış bunlardan? Dur. Belki antidot işe yarar, ne dersin? Al bakalım. Ne? Glitch mutant zombiyi mi bozmuş? Abi inanamıyorum ya. Sen kenara safra. Ben onun dikkatini dağıtıp yolu açacağım. Steve dur, hayır. Ya sana ne olacak peki? Ben iyi olacağım, merak etme. Seninle yine görüşeceğiz. Ey canavar, bu tarafa gel. İşte geliyor. Görüşürüz Rüyaperest. Steve beni kurtarmak için kendisini feda etmişti ve canavarı çıkış yolundan uzaklaştırmıştı. Çok geçmeden çıkışı kullanarak laboratuvardan ayrılmıştım ve olanları geride bırakmıştım. Şimdiki görevimin ise ne olduğunu biliyordum. Elimdeki antidotları Glitch'ten ne pahasına olursa olsun saklamalıydım ve onun eski formuna dönmesine engel olmalıydım.